Bugünkü incelememiz Su-130 PM. Şimdi seviye 8, premium bir tank avcısı arkadaşlar bu. İyi para kazandıran bir tank. En belirgin özelliği, en öne çıkan özelliği topu ve gizlenme oranları. Bu tankla rahat bir şekilde gizlenip düşmanlarınıza tespit edilmeden, düşmanlarınıza spotlanmadan rahat rahat hasarlar atabiliyorsunuz. Bununla birlikte size verilen hızınız sayesinde saatte 65 km'ye çıkan bu araçla rahat bir şekilde mevzi değiştirerek, cephe değiştirerek ya da gelir çekilip ileri giderek oyunun kaderini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak inceleyecek olursak Scorpion'la da karşılaştıracağım ben bunu. Onun dışında da bir de kağıt üzerinde karşılaştıracağız. Gelin bakalım Su-130 PM'miz nasıl bir tankmış, alınır mı alınmaz mı? Scorpion mu Su-130 PM mi? Scorpion'a baktığımızda kafa kafaya bir tank gibi görünüyor. Bazı özellikle Scorpion, bazı özellikle Su-130 PM. Şimdi bu inceleme bir Su-130 PM incelemesi olduğu için ben Su-130 PM üzerinden gideceğim. Arada Scorpion'a değineceğim. Ateş gücü olarak Scorpion daha üstün görünüyor. Dayanıklılık olarak kafa kafayalar diyebiliriz. Çünkü arada çok ciddi bir fark yok. Sadece 7 puan fark atmış Scorpion. Ardından hareket kabiliyetine geldiğimizde hareket kabiliyeti olarak Su'nun daha üstün olduğunu görüyoruz. Gizlenmede Su daha üstün ve tespit edebilmede de ise Scorpion daha üstün. Detaylarına bakacak olduğumuzda ise atış gücünde alfa hasarda Su daha üstün, delmede Scorpion, top yükleme süresinde Scorpion, atış hızında Scorpion. Ardından dayanıklılığa geldiğimizde çok fazla bunu konuşmaya gerek yok. İkisinin de çok fazla dayanıklılığı yok. Sizin burada en büyük dayanıklılığınız gizlenmeniz olacaktır arkadaşlar. Çünkü gizlendiğiniz takdirde görünmeyeceksiniz. Ve görünmezseniz düşman sizi vuramayacak. Yani zırhınızı gösterip delinme ihtimalinizden ziyade görünmeyip hiçbir şekilde atış almama ihtimaliniz var. Bence oyundaki en iyi zırhtır gizlilik. Gizliliğiniz ne kadar fazlaysa o kadar iyi zırhınız var diyorum ben. Hareket kabiliyetine geldiğimizde ise yine burada Su tankının ciddi bir şekilde öne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle de dönüş hızlarında ve yine baktığımızda azami hızda bir fark açtığını görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Gizlenmeye geldiğimizde Su'nun yine önde olduğunu görüyoruz. Ve buradaki ön, hatırı sayılır bir ön, bu oyun sırasında çalıların arkasında yatarken size çok büyük avantaj sağlayabilecek diyebileceğimiz bir özellik. Çünkü tekrar söylüyorum, gizlendiğiniz takdirde görünmeyeceksiniz. Görünmezseniz de kimse sizi vurmayacak. Tespit etme özelliğine geldiğimizde burada Scorpion'un bir üstünlüğü var Su'ya göre. Fakat çok ciddi bir üstünlük değil. 17'lik bir üstünlük. Ama tabii bu sahada ve sizin vereceğiniz donanımlarla daha da artacaktır. Dolayısıyla iki tankın da kabataslak şöyle bir incelediğimizde Su'nun gizliliğe dayalı bir tank olduğunu, Scorpion'un da top açısından ve DPM açısından biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Ama topun da bazı özellikleri kötü Su'ya göre. Diyoruz ya, tankları kağıt üstünde tanımaktan ziyade oynayarak tanıyın. Bu aradaki farkı çok daha net anlamanızı sağlayacaktır. Bu iki tank tam öyle tank abi. Tam öyle tank. Hani bu hem Su-130 PM incelemesi olsun hem de ne olsun abi? VS olsun. Bundan sonra bir video yapayım ben. VS diyelim. Su VS Scorpion. Şimdi kağıt üstündeki özelliklerine bakacağız. Hangisi şimdi? Bak birçok değer çıktı. İşte ateş gücünde o üstün, öbüründe o üstün. Ama totalde hangisi daha üstün kağıt üstünde, ona bir bakalım arkadaşlar. Ay bak, ben böyle kabataslak bir şey oluşturdum. Tablo oluşturdum. Tankımızın adı, özellikleri ve toplamdaki puanı. Toplamda kağıt üzerinde Su'nun aldığı puan 1876. Scorpion'un aldığı puan 1934. Aradaki fark 58. Scorpion daha üstün 58 puanla, gördüğünüz gibi. Ama bazı özelliklerinden dolayı üstün. Yani tüm özelliğinden üstün değil. İşte buradaki botun keyifli hale getiren özellik de bu. Yani Su-130 ve Scorpion. Baktığınız zaman birebir özellikleri olan tanklar neredeyse. Fakat hangisi daha iyi dediğinizde işte orada çok daha çetrefilli bir durum oluyor. Şunu söyleyebiliyorsunuz. Atış gücü Scorpion'un daha iyi. Dayanıklılığı daha iyi. Ama buna eksi olarak da hareket kabiliyeti ve gizlenme oranları kötü diyebiliyorsunuz Su'ya göre. İkisi de kötü tank mı? Hayır abi. İkisi de iyi tank. İkisi de oynanabilir tank. Ama tekrar söylüyorum. Benim elime daha çok oturdu Su-130 PM. Scorpion o kadar oturmadı. Burada Su-130 PM'yi tercih etme sebebim bir tespit etme, pardon bir gizlenme, iki en önemli şey hareket kabiliyeti abi. Ama gizlenme benim için hayati bir şey. Çünkü ben tank avcısıyım ve en arkada yatacağım.
en arkada gizlenemezsem, en arkada saklanamazsam, spotlanırsam benim işim biter. Şimdi bazı arkadaşlar genelde yorumlara şey yazıyor. Ya işte orta tanka şu takılır mı, buna bu takılır mı? Şunu da diyecek olan vardır. Ya kardeşim su yutus PM'ye niye teleskopik dürbün tıkıyorsun? Sen spotçu musun? Hayır ben spotçu değilim abi, ama bazı maçlarda öyle maçlar denk geliyor ki bazı haritalarda. Bizim ağır tankımız, bizim light tankımız uyuyor. Yani en arkada yatıyor, arkada dolaşıyor, risk almıyor, ileri gitmiyor. İşte kafası çalışmıyor, geri zekalının teki. E ne yapıyorum ben? Benim spota ihtiyacım var. Dolayısıyla ben de zaten bir teleskopik dürbün var. Bana yaklaşacak olan herhangi bir düşmanı farklı bir takım arkadaşına ihtiyaç duymadan spotlayabiliyorum. E bunun dışında ne dedik biz? Su'nun kamuflajı çok daha iyi Scorpion'a göre. E teleskobu taktın mı sen görünmüyorsun, görüyorsun ve vuruyorsun. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen bir maçımızı inceledim. Maça bakalım. Ardından da maç sonu raporlarına bakacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Maçtayız. Evet. Westfield arasındayız. Westfield diye mi okunuyor burası? Westfield herhalde. Herhalde Westfield'dir. Nasıl okunuyorsa o haritadayız. Şimdi bu tankın biz özelliklerini kullanmaya çalışacağız. Bu haritanın ne olayı abi? Bu haritada şurada D1 ve G hattında, özellikle G3, 4, 5 hattında otlar vardır. Genelde tank avcıları oraya geçer. Şimdi biz de bunu yapacağız. Buraları hızlandıracağım. Buraları çok fazla izlememize, çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Buradaki otun arkasına geçiyorum. Obje 268 4 de orada. Buradaki otun arkasına geçecek. Geçerek karşıdan gelen, tepenin üstünden ve tepenin yanından gelen tanklara hasar vermeye çalışacağım. Şu anki benim mantığım bu. Diğer Suizutus PM'de size dediğim böyleydi bakın. Giresun 5 hattında. İlk tankımızı gördük. E100'e vurduk. Yanındaki obje de vurdu. Ben de vurdum sanırım. Ben vurdum da onun vurduğuna emin değilim. Hasarımızı attık. E100 geri çekiliyor doğal olarak. Hasarı alır almaz geri çekiliyor. Burada beni görmeyecekler çok uzun süre. Tankın kamuflaj değerleri çok çok iyi. Çok çok iyi. Siz de bunu desteklerseniz kamuflaj işte personele verdiğiniz kamuflaj yeteneğiyle tankınızın gizlenme değerlerini çok fazla yukarı çekiyorsunuz. Su da böyle bir tank. Topunuzun da iyi olması sebebiyle çok fazla hasar verebiliyorsunuz. Çok fazla bu maçı anlatılacak bir şey yok aslında bu maçın. Niye yok? Çünkü çok aslında bir tank avcısıyla nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadık. Geride yattık. Geride yatarak da gelen düşmanlara hasar verdik. Ama burada göstermek istediğim şey tankın kamuflaj değerlerinin ne kadar etkili olduğu. Evet belki karşıdan bir light tank gelse, bu arada T100'den de sektirdim. Aslında iyi bir nişan almıştık ama çok az bir bölümü görünüyordu T10'un. O bölgeden sektirdik. Dediğim gibi karşıdan bir light tank gelseydi belki bizi spotlayabilirdi. Şimdi karşıda tekrar Tiger 2'yi gördüm. Nişan alıyorum. Alamıyorum. Yeşili göremiyorum. Yeşil biliyorsunuz derme ihtimali %100 anlamına gelir. Tabii RNG'yi katmıyor bunun içine. RNG'yi katarak hesaplamıyor. Atışımızı yapıyoruz. Iskalıyoruz. Ardından bir TNH tankı geliyor. Adı çok zor bir tank bence. Onu nişan alıyorum. Palet hasarı atarak hasar vermek istiyorum. Palete denk getiriyorum fakat paleti kıramıyorum. Tekrar bir IS-5 tankı görüyorum. Premium bir tank, seviye 8. Ona nişan alıyorum. Alt fetkası görünüyor, ön alt. Ona da hasarımızı atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kaçırma ihtimalimiz çok düşük. Şimdi burada ilk mermim kaçacak. Buradaki ilk merminin kaçması ve bakın yeşil görüyorum, kırmızı görüyorum, kararsızım. Yeşil, sarı, kırmızı, yeşil. Kaçtı. Niye kaçtı? Çünkü E100 hareket ediyor. E100 hareket ettiği için o devasa zırhından mermimiz sekti. İlk gördüğümüz gibi değildi. Tekrar E100'ü nişan aldım. Ateşimi ettim. Yine sektirdim. Bu da RNG bana bir oyun oynuyor. RNG'den dolayı sektiriyoruz. Hasarlarımızı atmaya, hasarlarımızı vurmaya devam ediyoruz. Çünkü altımızda su 130 gibi kamuflajı çok yüksek olan ve aynı zamanda topu da gayet iyi olan bir tank avcısı var. Premium seri 8 bir tank avcısı arkadaşlar. Tiger geriye çekiliyor. Bizden aldığı hasarın farkında. Ateş ettim. Tiger tekrar hasar aldı. Bu arada bana bir kör atış geldi. İki tank görüyorum. Biri E100, diğeri Tiger 2. Tiger 2'yi seçeceğim. Ben son anda ürünü açıvererek bilinçli de bilinçsiz yaptı bilmiyorum. Tiger 2 hasar almaktan kurtuldu. Fakat paletlendi ve paleti
tamir eder etmez hareket etmeye tekrar başladı. Ben nişanımı alıyorum Tiger 2'ye ve Tiger 2'ye de garaja yolluyoruz. Yeni bir oyuna başladı. Bu oyun senin artık yerin yok diyoruz. Tepenin üstünden T10 çıkıyor. T10 üstünü görüyorum. Nişan almak da birazcık yavaş kalıyorum. Ardından başka bir tanka nişan alıyorum. Onun adı IS-5. IS-5'i de neredeyse full candan çektik diyebilirim. Gördüğünüz gibi hala spotlanmadık. Arada kör atış alıyoruz. Kör atış yapıyorlar fakat bu çok zor bir durum. Emin değiller nereye attıklarından. Sadece orada olduğumu biliyorlar. Hareket eden bir E100'e nişan alarak onu da garaja yolluyorum. Diyorum ki kardeşim sen de deminki IS-5 gibi garaja git artık diyoruz. Ve başka bir tank T10 yine ön altta yakayı görüyorum. Farkında değilim. Körden atıyorum. Maç sonunda göreceksiniz. O hasarlarda girmiş. Bakın sürekli körden atış yapıyorlar bana. Orada olduğumu biliyorlar fakat göremiyorlar. Dünyanın en iyi zırhı göremediğiniz tanktır abi. Eğer bir tank göremiyorsan sen onu vuramazsın. Bir tank göremiyorsan ateş edemezsin. Dolayısıyla onun zırhı aslında diğer tanklara göre çok çok iyidir. Devam edelim. Hızlandırdım. Şimdi burada artık 9-6 oldu skor. Epey bir hasar verdik. Kaçan bir tankı görürüz. Ateş ettim. Olmadı. STRV'yi görüyorum. Onu alıyorum. Kararsızım. Artık diyorum basayım. Burada tankın da şu özelliği öne çıkıyor. Tank mobilitesi yüksek olan bir tank abi. Mobil anlamda hareketliliği, hızı gayet iyi. Saatte 45-46 km hızlara çıkabiliyor. Bu da sizin hızlı bir şekilde cephe değiştirmeniz, mevzi değiştirmeniz ve zayıf olan hatta destek vermeniz, hatta yeri geldiğinde çekilmeniz ve yeri geldiğinde bu şekilde olduğu gibi basmanızı sağlıyor. Fakat burada bir hata yapıyorum. STRV'nin bana bakmayacağını düşünerek ben sabırsız bir oyuncu olduğum için STRV'nin üstüne basıyorum ama STRV zırhı en zayıf olan kişi yani beni tercih ediyor. Atıyorum, sektiriyorum, tekrar atıyorum, olmuyor, sektiriyor ve tekrar bana dönüyor. Bakın tamamen bende STRV çünkü hasar garanti bana. Bana vurduğunda hasar vereceğinden emin. STRV ile garaja yolluyoruz ve oyunu bu şekilde kazanıyoruz. Şimdi bir de maç sonu raporlarına gelelim. Maç sonu raporlarında neler yapmışız onları gördüm arkadaşlar. Evet abi maç sonu raporlarındayız. Maç sonunda 341 bin para kazandım. Fakat burada benim klanım %50 kredi getirisi açmıştı. Ben de %50 kredi getirisi açmıştım diye hatırlıyorum. Ben açmamış da olabilirim. Hatta şuradan bakabiliriz değil mi ona? Evet. Battle personel reserve bonus. Battle... Evet evet. Yani %50 bonuslarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani onlar bile olmasa iyi bir getirimiz olacak. Şimdi bakın 3800 görünüyor ama bizim demek ki körden attığımız atışlar girmiş. Yani o T10 son anda geri çekilirken falan bilmem ne yaptığımız atışların girdiğini görüyoruz açıkçası. 4400 damage atıyoruz. 3 kill veriyoruz ve 1400 ham deneyim puanı alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tankın master'ını alıyoruz. Ustalık bölgesi alıyoruz. Tanktan bu hasarla. Ve toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanka hasar verdiğimizi görüyoruz. Burada takım skorlarına bakalım genel olarak. Takımı biz kurtarmışız diyebiliriz. Başta tabii 2 tane iyi oynayan arkadaşımız var. Hatta 3, 4, 5 kişi gayet iyi oynamış. Takım skorlarında da bu şekilde. Para kazancı da gayet iyi bir tank diyebilirim arkadaşlar. Şu anda satışta mıdır, satışı var mıdır? Kaç paradır açıkçası bilmiyorum.